Dünyada neler yaşanıyor? Gelin şöyle bir dünya turuna çıkalım. Dünya gündemini aktarmaya devam edelim. Yanımda Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u görüyorsunuz. Fakat bu kez takım elbiselerle değil. Boks yaparken çekilen fotoğraflarını yayımladı çünkü. Biz de taşıdık ekranlarınıza. Fransız liderin fotoğraflarla Putin'e mesaj yolladığı iddia edildi. Fotoğraflarda Macron'un kol kasları da tartışma yarattı. Kasların ona ait olmadığı, montajda üzerinde oynandığı öne sürüldü. Eldivenleri taktı, kum torbasını yumrukladı. Putin'e meydan okuyor yorumları yapıldı. Son günlerde Paris-Moskova hattı gergin. Tansiyonu yükselten ilk hamle Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan geldi. Fransız lider Rusya'ya karşı Ukrayna'ya asker gönderebiliriz dedi. Putin bu açıklamaya Napolyon'un ordusu benzetmesiyle karşılık verdi. İki ülke arasında kriz devam ederken Macron'un işte bu fotoğrafları yayınlandı. Rus lidere mesaj olduğu iddia edildi. Fotoğraflar sosyal medyanın da gündemine oturdu. Kullanıcılar Macron'u film karakteri Rocky Balboa'ya benzetti. Fransız liderin orta yaş krizine girdiğini söyleyenler bile oldu. O kareler Ulusal Meclis'te tepkiyle karşılandı. Bazı meclis üyeleri Macron'u siyasal iletişimden yoksun olmakla suçladı. Fotoğraflarda Macron'un kol kasları da tartışma yarattı. Kol kaslarının gerçek olmadığı, montajla üzerinde oynandığı öne sürüldü. Sevgili izleyenler, muhabirimiz Begüm ekranlarınızda olacak. İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in para sayma görüntüleriyle ilgili soruşturması devam ediyor. Ayrıca eski CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na kadar uzandı bu soruşturma. TV100 muhabiri de bir kez daha adliyede hazır bekliyor. Sevgim Begüm Yavuz hemen yanımda yerini aldı. Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'nde hazır bir kez daha. O hep oradadır. Alıştınız artık Begüm'ü adliyenin önünde görmeye. Yine günün gündemin önemli gelişmelerini takip ediyor adliye kapısında. Şimdi sözü ona bırakalım. Bakalım neler söyleyecek. Begüm, günaydın. Gün Uyanıyor'a hoş geldin bir kez daha. Gelişmenin detayları sende. Kardelen belirttiğin gibi biz sabah erken saatlerden itibaren yine Çağlayan Adliyesi'ndeyiz ve o çok konuşulan görüntülere ilişkin soruşturma genişletildi. O kapsamda da aslında bugün CHP eski İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun ifade vermek üzere adliyeye gelmesi bekleniyor. O görüntülerin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca bir soruşturma başlatılmıştı ve toplamda 5 kişi şüpheli sıfatıyla ifade vermişti. Bir kişi de beyan sahibi olarak o soruşturmada gelip ifade vermişti. Tabii bu ifadelerde geçen isimlerin ardından yeni isimlerde ifadeye çağrılıyor. İşte o kapsamda bugün Canan Kaftancıoğlu'nun da şüpheli sıfatıyla basın suçları soruşturma bürosunda ifade vermesini bekliyoruz bizler. Peki bu soruşturmada kimler ifade vermişti? Hangi isimler şüpheli olarak gelmişti? Geçen hafta başlamıştı aslında ifade işlemleri ve Canan Kaftancıoğlu'nun eski basın danışmanı Can Poyraz, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş ve CHP eski İstanbul İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas geçen hafta şüpheli sıfatıyla ifade vermişti. Aynı zamanda pazartesi günü de iki isim ifade vermişti şüpheli sıfatıyla. İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz ve binayı CHP'lilere sattığı belirtilen Ali Rıza Bıraka da şüpheli olarak ifade vermişti. Bu soruşturmada aslında bir isim de adliyeye gelerek beyan sahibi olarak, bilgi sahibi olarak ifade vermişti. O isim de Ali Rıza Bıraka'nın avukatı Gökhan Taşkapan'dı. Onun ifadelerinde Kaftancıoğlu'na ilişkin aslında birkaç başlık vardı. Gökhan Taşkapan ifadesinde satın alma sürecini Canan Kaftancıoğlu'nun başlattığını belirtmişti. Ancak bir süre sonra Canan Kaftancıoğlu'nun devre dışı bırakıldığını ifade etmişti ve satın alma sürecini İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş ve İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz'ın yürüttüğünü belirtmişti. İfadelerinde Ali Rıza Bıraka da ifade vermişti. Binayı CHP'lilere sattığı belirtilen kişi Ali Rıza Bıraka da satın alma süreciyle ilk önce Canan Kaftancıoğlu'nun ilgilendiğini söylemişti. Şüpheli sıfatıyla verdiği o ifadelerde. Ardından Canan Kaftancıoğlu'nu gittikleri noterde gördüğünü ilk kez ve sözleşmeye imza attıklarını da ifade etmişti. Tabii bu soruşturmada ifadelerde geçen başka isimler de vardı. Turan Taşkın Özer, CHP İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer de tanık sıfatıyla ifadeye çağrılmıştı savcılık tarafından. Bugün soruşturma kapsamında bizler Canan Kaftancıoğlu'nun şüpheli sıfatıyla adliyeye gelerek ifade vermesini bekliyoruz diyelim ve bu noktadan takibimiz de devam edecek diyelim ve sözü size bırakalım.